Allah Azze ve Celle muhkem ayetlerle Kur'an'ın başından sonuna kadar halidine fiha ebeda sonsuz, bitimsiz, ebedi bir hayat olarak tarif etmiş. İşte ahiret inancı budur. Ahiret inancına Cenab-ı Hakk'ın elçileriyle müjde olarak gönderdiği ve çağırdığı bir biçimde tutunmayan, buna heyecan duymayan kimselerin velev ki dünya hayatında her şeyi Allah Azze ve Celle'den isteseler bile bir anlamı yoktur. Yani ahiret inancı, ben Allah'a inanayım ama bu inancım içerisinde imanın bir şartı olan ahiret inancına yanaşmayayım dese bir kimse. Hakikaten mümin olsa, muvahhid olsa, her şey Allah'tan bilse ama ahiret ben burada yaşayıp burada her şey Allah Azze ve Celle'den bileceğim, ahiretten yana Cenab-ı Hak'tan bir şey istemiyorum dese ne olur bu? İşte bunun dediği bu ayetteki gibi olur. Ve minen ne fe minen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya rabbimiz bize dünyada ver. Ve ma lahu fil ahireti min nasib min halak ahiretense onun hiçbir nasibi yoktur. İsteyecek Cenab-ı Hak'tan. Sadece istemeyecek, bunun için çabasını da ortaya koyacak. وَمَنْ اَرَادَ الْاَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا çabasını da gerekli olan çabasını da ortaya koyarsa fa ulaike kana sa'yuhum İşte onların bu çabalarının bir karşılığı o dediğimiz karşılık eksilmeyen, bitmeyen, tükenmeyen, sürekli ziyadeleşen Allah azze ve celle katında, sahibin katında, göklerin yerinin malikin katında, muktedir bir kralın katında. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ fi maqadi sıdqın inde melikin muktedir. O muktedir sahibin katında cennetlerde sonsuz bir hayata ulaşmak, kavuşmak, Allah'a ve Resulüne itaat eden salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte olabilmek için kişinin yürüdüğü bir hayat yolu. Yoksa dünya hayatıyla fit olmuş, her şeyi Allah'tan bilse de Bunlar Cenab-ı Hakk'ın çağrısını ve vaadini ciddiye almadıkları için, buna iman edip buna yönelmedikleri için suçludurlar ve ağır kusurludurlar. Radu bil hayati dünya ve en biha. Dünya hayatının çeldirdiği kimseler, dünya hayatıyla fit olmuş kimseleri Cenab-ı Hak radu bil hayati dünya ve tma'annu biha. Ulaika anil وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ ''Ahiretten gaflette olan bu kimseleri cehennemlik ilan etti.'' Dolayısıyla kul Allah Azze ve Celle'den sadece dünyayı istememeli. Aynı Yahudilerde olduğu gibi ne güzel bir duaları var. Keşke ona riayet etselerdi. İçinde Yahudna Yahu, kelimesinin geçtiği وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً inna hudna ileyk. Bize bu dünyada da güzellik yaz, bize ahirette de güzellik yaz. Biz sana döndük ya Rabbi. inna hudna ileyk. Cenab-ı Hak da onlara dedi ki: "Kâle azâbi usîbu bihi men eşâ'u." Benim azabım da var. Dilediğimi o azabımı ona tattırırım, ona isabet ettiririm. Var <laughs> rahmeti ve benim rahmetim, o da benim, vasiat, كل şey, heps her şeyi kaplamıştır. Fesaktubuha onu da yazacağım. Lillezine yettekun. Muttakilere yazacağım. Dolayısıyla Allah azze ve celle onlara dedi ki: Siz bunu talep etmekle buna erişmiş olamazsınız. Bunun çabası içerisine gireceksiniz. Çünkü bu benim azabım, bu benim rahmetim. Dilediğime tattırırım Cenab-ı Hak azabını, kimlere tattıracağını tattırmayı dileyeceğini Kur'an-ı Kerim'de başından sonuna anlatıyor. Kimlere tattırmayı, kimlere azabını, azabıyla yakmayı dileyeceğini Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Cenab-ı Hak ben azabımı dilediğime tattırırım dedi diye hemen oradan bu böyle piyango mu gibi demeye gerek yok. Aç Allah Azze ve Celle kimlere bunu dileyeceğini kendisi haber veriyor. İşte bunları yakacağım, işte bunları azabıma atacağım buyuruyor. نَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَهُمْ اَوْلَىٰ بِهَا صَلِيَّاۜ Cehenneme kimin girmesi daha evladır? Elbette ki onu en iyi bilen biziz buyuruyor Cenab-ı Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bu dilemesinin ardında O'nun ilmi var, O'nun hikmeti var. Doğrudan Cenab-ı Hak abes ile iştigal edermiş gibi vehmetmeye ne gerek var? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye böyle dua ettiler ama İçlerinden buna riayet edenler oldu, riayet etmeyenler oldu. Ama duaları güzel. وَكْتُبْ لَنَا ف۪ي هَذ۪ي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَف۪ي اِنَّا اِلَيْكَ Benzer bir duayı Allah Azze ve Celle bize öğretti. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا İnsanlardan bazı kimseler de var ki, buyuruyorlar ki, bu duayı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin o son dön dönemecinde Rüknül sonra Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben Cenab-ı işte bunlara ulaike lehum nasibun mimma kesebu vallahu seriyul hisab. Böyle kimselere kazanımlarının karşılığı var. Nasıl dua ediyorlar? Rabbimiz atina fid dunya haseneten. Bize dünyada da güzellik var. Ve fil ahireti haseneten. Bize ahirette de güzellik ver. Ve qina azaben Ve bizi ateşin yakıcılığından koru.